Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına günün ikinci canlı yayınında. Günaydın Manisa'nın ardından yine alıştığınız bu ekranda, Manisa Televizyonu'nda bu kez de kent ve ekonomi programımızda sizlerin karşısında olacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 45 dakika süreyle haftanın bu ilk iş ve işlem gününde sizlerin karşısında olacağız. Bugün biraz satış konuşacağız. Ekonomik anlamda elbette pazarlama yöntemlerini değerlendireceğiz. Geçmişten bugüne bir zaman tüneli gibi düşünürsek, pazarlama yöntemleri nasıl değişti? Satış algısı nasıl değişti? Müşteriye hangi yollarla ulaşılıyor? Müşteri nasıl daha sadık bir aslında kitle haline dönüştürülebilir? Bunun için hangi yöntemler daha fazla uygulanmaya başlandı? Satış mecraları, kanalları aslında çok çok kapsamlı bir konu, takdir edersiniz ki. Ama bugün yaklaşık 45 dakika içerisinde en azından geçmişte bugün arasında bir mukayese yapabilmek adına ve iyi bir satışın püf noktalarını sizlerle paylaşabilmek adına elbette bu alanda yetkin uzman bir ismi sizlerle buluşturmamız gerektiğini biliyorduk. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık ve iki haftada bir olduğu gibi doktor öğretim üyesi akademisyen Selin Gençtürk'ü sizlerle buluşturuyoruz sevgili seyircilerimiz. Selin Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Herkese iyi bir hafta diliyorum öncelikle. Yine çok keyifli bir program yapacağız. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Eminim de ondan. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi tabii geçmişten bugüne biraz kıyaslamalar yapacağız dedik. Pazarlama stratejileri üzerinde duracağız dedik ama öncelikle tabii nedir satış? Ekonomik anlamda neyi ifade eder? Tabii ki bir ürünü, bir malı, bir hizmeti üretebilirsiniz. Hemen her koşulda farklı ürünler ya da üretimler gerçekleştirebilirsiniz ama her ürün ya da üretim, her hizmet kuşkusuz beraberinde bir satış sürecini gerektirir ve onu satamadıktan sonra doğru kanallarda, doğru mecralarda müşteriyle buluşturamadıktan sonra, müşteriyi ikna edemedikten sonra, pazarları yakalayamadıktan sonra üretmenin çok da esprisi yoktur herhalde, değil mi? Biz biraz nedir satış, nasıl algılanır, günümüzde nasıl değişmiştir, onunla başlayalım sohbetimize. Öncelikle insanoğlunun var olduğu sürece satış olmazsa olmaz bir kural. Yani işte eskiden ne yapılıyordu? İşte geliyordu sütçü, kapıya sütleri bırakıyordu. Tabii. Kapıda ödeme yapılıyordu, doğru, nakit parayla. Öyle, o zaman kapıda ödeme demezdik ama gerçekten tabii, öyleydi. Tabii şimdi kapıda ödeme. Öyleydi gerçekten, evet. Daha sonra işte ev hanımları evde buluşurdu. Birbirlerine işte makyaj ürünleri satılırdı. Kataloglar vardı. Onlar üzerinden tencereler satılırdı. Bohçacı teyzeler vardı, hatırlar mısın? Evet, bohçacı. Bayağı bohçalarıyla gelirlerdi. Tabii tabii hatırlarım. Bohçacı teyzeler kapıyı tık tıklar. Tabii, bu ürün ne kadar derdi? 500 lira derdi. 20 liraya olmaz mı derdi? Ne olur derdi ve verirdi. Sonra gel içeri açacağım deyip tek tek onları gösterir. Evet, satışa evet. Sunar. Çocukluğumuzdan hatırlıyoruz. Hepsi o kadar değişti ki. Tabii ki her programda da bahsediyoruz. İnternetin bu kadar yoğun olarak kullanılması, İnsanların artık hayattan beklediği şeylerin değişmesi, gereksinimlerinin farklı yöne kayması. Bundan dolayı satış taktikleri, stratejileri de farklı yönlere evrildi. Doğru. Şimdi işte dediğimiz gibi televizyon kanalını açardık. İşte çocukken hatırlıyorum işte Barbie bebek reklamları yapılır. İşte mutfak ürünleri satılır. Tabii. İşte 900'lü hatlar var, onları ararsın. Oradan satışlar. Oradan sipariş tabii gelirdi. Tele siparişler tabii vardı. Ya da işte gazetelerden kuponlar biriktirilirdi. Tabii tabii. Gazete kuponlarıyla bir yemek seti alırdın. İşte ararsın. Tabii tabii oldu. Ararsın rastgele numaralar, bu hı-hı şeyler vardı hatırlarsanız. Sarı şeyler. Altın kitap. Rehber. Evet, değil altın mi? Rehber doğru. Ve oradan ararlar işte biz şu süpürgeyi size satmak istiyoruz. Şöyle temizliyor, böyle temizliyor. Ama baktılar ki artık insanlar başka şeylere ihtiyaç duyuyor. 2000'lerden itibaren o bildiğimiz satış stratejilerini değiştirmemiz gerekti. Geçen gün dersimde de bir örnek verdim. Benim de bu hatta yüksek lisansta giriş sınavım sorusuydu. Öyle mi? Bu evet hafta mı? Yok yok. Daha önce girdiğimde. Tamam. İlk mesleğe atılmadan önce Ege Üniversitesi'ne gitmiştim. Anladım. Bana bir ürün tutmazsa niye tutmaz? Bunu açıklayın, örnek verin demişlerdi. Bir hocamız da derste bir örnek vermişti. İşte yabancı bir pazarda satılan bir ürün neden Türkiye pazarında tutulamadı? Tutmayabilir. Evet. Böyle bir örnek. Eminim uzun uzun anlatmışsındır. Anlattım. Tahmin yine edeyim. Anlatacağım. Tahmin. 3 gün falan sürmüş olabilir. 3 gün sürmüş olabilir.
Şimdi şöyle, yurt dışında insanlar işte bizde tabii yeni yeni bazı kahvaltılıkları kendi lezzetlerimize ilave ediyoruz. Doğru. Orada işte insanlar ne yapıyor? Kruvasan yiyor, kahve içiyor. İşte bizde buradaki tereyağı, zeytini, ekmeği falan yok. Peynir. Hemen evden dışarı çıkıyorlar. Herkes bireysel yaşıyor. Doğru. Şimdi zaten onlara benzedik. Herkes maalesef burada da ne yazık ki bireysel yaşamaya başladı. Uzun kahvaltı sofralarını, yemek masalarını unutur olduk artık. Evet, işte bize pazar günü aktivitesi, cumartesiye dönüştü onlar. Ancak bir araya gelebiliyorsa aile üyeleri. Şimdi bir mısır gevreği reklamı oynuyor Amerika'da. İşte kahvaltıda aileler hızlı hızlı onu yedikten sonra işlerine herkes gidiyorlar. Işine giriyor, çocuklar yiyor, giriyor. İşte anne baba yiyor falan. Bizim ülkemize geliyor bu ürün. Satılmıyor. Bu ne ki böyle ot gibi? Neden diyorlar. Çoğu kişi şikayet ediyor markaya. Evet. Yani bu tutmadı. Adamlar ısrar diyor ki bunu biz Türkiye pazarına entegre edeceğiz. Alıştıracağız Türk tüketicisini bunu kullanmaya. Ne yapabiliriz? Neden acaba diyor? Ne gibi tüketim alışkanlıkları farklı ki tutmuyor? Sonra bakıyorlar, benim programın başında söylediğim gibi biz sütü kaynatmaya alışmış bir memleketiz. Doğru. Çünkü sütçü geliyor, evet. Sütü işte açık alıyoruz, kaynattıktan sonra içiyoruz. Eskiden sokak sütü daha çok kültürü vardı bizim çocukluğumuzda. İşte depozito kültürü önceleri vardı. At arabalarıyla getirirlerdi güğümlerde hatırlarsın. Sonra motorlu araçlara geçti ama hala bile ben mahalle aralarında olduğunu biliyorum sokak sütünün. Sonra dediler ki bu insanlar ılık süte mısır gevreğini koyup satıyorlar ve öyle tüketiyorlar. Dolayısıyla o çok yumuşadığı için insanlar mama gibi oluyor ve yiyemiyorlar. Tamam diyor bunu gören işte reklam ve pazarlama bilir kişileri. Evet. Dolaba sütü koyuyorlar. Soğuk sütü reklamda. Tamam. Soğuk sütü alıp kasesine yerleştirip mısır gevreğini yerken böyle bir reklam çekiyorlar. Algıya bunu sokuyorlar değil bunu mi? Bunu sokuyorlar evet. Ve sonra satışları birden artıyor. Ve bizim çocukluğumuzda falan da böyle bir şey olmadığında annem hatırlıyorum işte çıkartır o mısır gevreğiyle hemen süt yenerdi. İşte reçel dök falan. Şimdi o kavramı da değiştirdiler. Neden değiştirdiler? Çünkü sağlık denilmeye başladı. Şimdi de sağlık kavramı elbette çok empoze ediliyor biliyorsunuz. Haklı olarak bu kadar hastalık artınca. Şimdi de ne yaptılar? Yulaf ezmelerine dikkat çekmeye çalışıyorlar. İşte sağlıklı beslenelim, spor yapalım. İşte mısır kalorisi düşük, kalorisi çok yüksek. Bulalım. İşte yulafın daha düşük, daha tok tutucu. Bu ne? Bir satış stratejisi. Evet. Bunu da yarın bir gün çıkartacaklar. Aynı zamanda bizim tüketiciyi de yöneten, kesinlikle öyle, algılarıyla oynayan bir satış stratejisi. Böyle bir hiçbir ihtiyacımız olmayan bir ürünü bize ihtiyaç yarattılar. Bir gereksinim haline getirdiler. Biz de bu hayatın telaşesinde o ürünü kullanma gereksinimi. Ama şu da var tabii 80'lerde 90'larda 2000'lere kadar hayat bu kadar hızlı akmıyordu. Tabii. Öyle değil mi? Az önce konuştuğumuz teknoloji bu kadar hayatımızın odağında, merkezinde değildi. Hı hı. Aileler daha bir arada yaşıyordu. Çekirdek aileden önce biliyorsun anneanneler, babaannelerle de aynı evlerde yaşarmışız. Tabii bizler öyle. İyice bireyselleşmeye başlayınca 2000'lerden sonra, 2010'lardan bugüne iyice de hızlanmaya başlayınca bu kez insanlar sürekli zamanla dans ederler. Yarışmaya başladılar. Yarışmaya başladı. İşte çocukların okulu, ebeveynlerin işi, her şey birbirine çok fazla karışmaya başladı. Hatta bakıcılar tutulmaya başlandı bir mecburiyetten dolayı. Çünkü artık anneanneler, babaanneler ya da ebeveynler evlerde değildi. Çocuklar yalnız kalmasın diye ya kreşlere gönderilir. İşte biraz daha büyüdüğünde de belki hani bakıcılarla ihtiyaçları karşılanmaya başlanırdı. Bizim çocukluğumuzda bu kavram da çok fazla yoktu belli evler dışında. Doğru. Çünkü yani halamız, babaannemiz, anneannemiz zaten vardı evde ve annelerimizin çoğu çalışmıyordu zaten, ev hanımıydı. Dolayısıyla çok öyle bir gereksinim yoktu ama şimdi anne baba birlikte çalışınca tabii çocuklara bakıcılar tutuluyor, kreşler devreye giriyor. Hayat çok hızlandı. Hayat hızlanınca hop kalorisi düşük yulaf ezmeleri de hayatımızın ortasına giriverdi. Yani burada ne yapıldı? Aslında bir ürünü alma nedenimiz her zaman ihtiyaç değil. Evet. Bunlar da markalar ve bu pazarlama uzmanları tarafından insanlara ihtiyaç halinde ortaya sunuluyor. Yine benzer bir şekilde yola çıkarsak bir kalem örneği vermek istiyorum. Dünyaca lütfen ünlü bir marka bu. Kalem. Kalem işte 2000'lere, 5000'lere
kadar satılıyor. Belki daha da pahalı olanları var. Şimdi normal kalemi kullanıp günlük rutin işlerinde yapan insanlar için hani o fiyata vermeye gereksinim duymuyorlar. Peki bir marka algısı mı burada? Marka algısı ön planda ve marka şunu iddia ettiğini savunuyor. İşte ben büyük devlet büyüklerinin önemli anlaşmalarını, iş ihalelerini bu kalemle yapıyorum. Kişiye kendisini önemli hissettiriyor o kalemi evet. kullanmak değil ve mi? Ve bunu alacak kişinin profilini belirliyor. Hı-hı. Yani A segmenti diyor. Ben A plus bir insana bunu satacaksam diyor, o insan kendini işte o devlet büyükleriyle, önemli iş adamlarına eşdeğer görmeli. Evet. Tamam, ben o ürünü o zaman alacağım diyor. Buradan da yine bir filmden örnek verecek olursak, yine Leonardo DiCaprio'nun bir filmi var. Hı hı. Orada da diyor ki bir kalemi diyor her zaman satışa sunabilirsin. Bir ihtiyaç doğurabilirsin ve ona istediğin parayı anlamı da ödetebilirsin. Yükleyebilirsin, verebilirsin, evet. Nasıl diyor, işte masada konuşuyorlar derken. İşte bana diyor şimdi diyor önünde diyor peçete var, ismini yazıp verir misin diyor karşıdaki adam. Nasıl yazacağım, kalemim yok diyor. Bende var diyor, satıyorum. Yani satış aslında böyle bir şey. O an o ihtiyacı yaratmak. Yaratmak evet. Ve karşıdaki kişi belki o an almayacağı bir şey bile ikna edebilme kabiliyeti. Doğru. Satış çok ciddi bir kabiliyet. Kesinlikle bence. Öyle ve hiçbir hele zaman... Hele günümüzde daha da geleceğiz birazdan. Hı-hı. Günümüzün dinamiklerine ayrı geleceğiz. Yani biraz daha geçmişten bugüne çok doğru, haklı örneklerle aslında bezedin konuşmanı ama hele günümüzde çok daha büyük yetenek olduğunu düşünüyorum çok satışın. Fazla. Çünkü hep diyoruz işte pazarlamanın 7P'si vardır. İşte bu 7P'nin satış ve tutundurma faaliyetleri vardır. Yani ürün yanında işte hizmet ya da deneyim, duygular. İnsanlar artık deneyimlerini, duygularını satın almak istiyorlar. Çünkü deneyimle duygular. Evet. Evet. Çünkü ne oluyor? Şimdi ünlü bir işte telefon firması ne yaptı? İşte ben çok sağlamım, yere at kırılmaz. İşte inanılmaz bir işlemcisi programı var. Şarjı şuna gideri vurgulamadan bize aslında bize bir yeniliği, yani soyut bir kavramı pazarlıyor ve satışa sunuyor. Biz o soyut, yenilik, inovasyon, işte tasarım, onları alıyoruz. Ve aldıktan sonra diyoruz ki belki işte Amerika'da biliyorsunuz işte günler öncesinden duruluyor bir kuyruklar New York'un merkezinde. İnsanlar o telefonu almak için mücadele veriyorlar. Neden işte o telefonu ilk kullanan, deneyimleyen ben olayım? Etrafımda onu paylaşan ben olayım. Özellikle bunları biz işte öncü insanlar diyoruz. Pazarlamada deniyorlar. Bu marka onu yapmış bir marka. Arkasından biz onun işte almaya gittiğimizde bu da bir satış stratejisi. Telefonla almaya gittim. Şarjını alacak mısın dediler. Çünkü bizim eskiden alışkın olduğumuz. İçinden kutudan zaten yani şarjının çıkmasıydı. Yani 3 yıl öncesinde bile böyle bir şey yoktu. Tabii yoktu. Şarj cihazı çıkar. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç olmazdı yok, ayrıca. Şimdi dedi ki şarj aletini alacak mısınız? Nasıl dedim. Dedi o ayrı satılıyor. Tamam. Şimdi almama şansın var mı? Mümkün değil. Hızlı şarj var normal. Nasıl hızlı şarj var? Şimdi hızlı kavrama bakar mısınız? Şimdi biz bir şarjı takardık telefonu sabah dolmasını bekler. Tabii şey, saatlerce. Tabii. Ama hatta hatırlar mısın? İlk aldığımızda telefonu kullanabilmek için bir 12 saatlik bir bataryayı doldurma tabii. süreci vardı. Geceden takardık. Sabah ancak öyle kullanabilirdik. Yani 12 saatlik o tam şarj telefonu kullanıma hazır hale getirirdi ilk alışta. Sonraları tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte o tedavülden, gündemden kalktı belki ama yine de telefonu tam şarj etmek için ciddi bir süre harcıyoruz. Hızlı şarjla artık başka bir ihtiyacı bize gözettiler. Kesinlikle öyle. Ve ne yapıyorsun? Ya ben zaten diyorsun çok hızlı çalışıyorum, yoğunum. Bunun saatlerce dolmasını bekleyemem. Tamam. O zaman ben alacağım diyorsun. Sonra diyor ki sana arka camlarının kırılmasını istemiyorsan bir kaplama uygulayalım. Onu da ayrıca bütçeye katıyor. Öne bir mercek koyalım koruyucu. Arkadaki koruyucular için mercek koyalım kırılmasın. Tam çıkarken diyor ki ya telefonu pahalı alıyorsunuz bunu sigortalayalım tabii, mı? Tabii. Telefonun artık hani normal fiyatı alo ve mesaj ötesinde. Dışında evet. ve kullandığınız uygulamalar dışında
başka alt kalemleri oluşturuyor. Yani doğru. Bize ihtiyaç doğuruyor. Zaten onu yapmak durumundaydı. Bunu hep yine seninle programlarımızda konuşuyoruz. İşte belki 2 sene sonranın teknolojisini onlar biliyor. Bence de. Ama bizle paylaşmıyorlar. Bence de. Evet. Çünkü onun hazırlığı yapılıyor artık. Yapılıyor çünkü ve bizi ona hazırlıyorlar. Niye alacağım? Kurgusu. Bir de bizi ona hazırlayacaklar o 2 senede. Yani o subliminal mesajlarla, belki reklamlardaki küçük detaylarla biz görüp aa falan demeye başlayacağız. Sonra satışa çıktığında da almak için hepimiz zaten hazır ve hevesli olacağız. Kesinlikle, bu geçiş sürecini bize aslında yaşatıyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdilerde de bu program olmadan dikkatimi çeken bu sosyal medyada dönen bir ürün. Hı hı. Böyle bir aydır falan dikkatimi nasıl çekiyor. Nasıl bir ürün? Şimdi bunu bütün influencerlara bu etki eden işte kişileri, rol modelleri göndermişler. Tamam. Ürün saç toniği diye geçiyor. Saç toniği. Hı. Şimdi... Saçı üstünde de şu yazıyor. Ürünü elime almadım. Genelde biz ciltte olanını biliriz değil mi? Tabii onu? Cilt toniği. Niye cildi rahatlatsın? İşte siyah noktalarını temizlesin. Gözenekleri açsın. Evet. Aslında saç toniği ne ola ki? Saçı ferahlatmak. Şimdi yaz gelmeden işte Nisan'ın sonundayız, Mayıs'a gireceğiz. İşte çok ferahlıyor. Jel bir yapı var. İnanılmaz saç diplerim rahatladı. Bu şekilde vurgusunu yapıyorlar. Sen kullandın mı? Hayır. Değil. 2 tane marka şu an şeye girmiş. Yarışıyor rekabette. Ve bunlardan biri Covid sürecinde çok ciddi bir başarı elde etmiş bir kolonya markası. Anladım. Ve onun ilk ürünü böyle bir i̇lk şey diyebiliyorum. İlk saç toniği yani ürün olarak. Evet. Saçla ilgili ilk ürünü. Ve şaşırdım. Çünkü ne oldu? Covid algısı biraz işte kolonya satışlarını azalttı. Daha kullandığımız kişisel işte sabun vesaire dezenfektanları tüketimini azaldı. Evet. Şimdi bu marka büyük ihtimal şöyle dedi. Ben pazarda yeniden nasıl bir yer elde edebilirim? Hmm, o kaybımı nasıl yerine koyabilirim? Çünkü değil mi? Maskeler çıktı. Hı hı. Ve ben bu ürünle pazarı tekrar ele geçirebilirim. Bir ihtiyaç doğurmam lazım. Niye? Yaz geliyor. Hı hı. Böyle bir ürün var. İncelemedim, merak ediyorum. Başka bir marka daha var. Ama özellikle şu an bu işte influencerlar bunu vurguluyorlar. Çok fazla belki sen de böyle keşfedine falan düşebilir. İnanılmaz bir şekilde bu ürünle ilgili bir ihtiyaç doğruluyor. Bundan yaklaşık birkaç yıl önce de şu vardı. Yine işte çok spor yapan, çok yoğun çalışan, özellikle bayanlara yönelik bir marka saç şeyi pudrası ama bu kuru şampuan diye geçiyor. Anladım. Evet. İşte saç yağlanır. Evet. İşte her gün yıkayamazsın, vaktin olmaz, işe gitmek. Yine o hıza vurguluyorlar. Artık yani, spor salonlarında da çok fazla tabii zaman geçiriliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kuru bir şeyi saçınıza sıkıyorsunuz. Ben belki işte bu programa gelmeden önce kullanıyorum. Uygulamış ya da olabilirsin. Spordan çıktığım bir görüşmem var zaten. Hemen arada onu uyguluyabiliyorsun saçına. Uyguluyorsun saçına. Saçın tekrar eski formuna dönüyor. Yani burada bizim daha önceden ihtiyacımız olmayan bir ürünü bize satmaya çalışıyorlar. Çünkü bir ihtiyaç yaratıyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdi eski sisteme baktığımızda insanların... İşte televizyon, işte radyo kısıtlı radyolar vardı tabii. Olmadan ya da sosyal medya olmadan böyle şeylerden haberdar değillerdi. İşte yakın çevresinde görüyordu bu ev hanımları. İşte toplanıp onun tenceresi güzel, işte taze fasulye yapmış. Düdüklü tenceresi harika, kısa sürede pişiriyor. Onun işte televizyon üstündeki işte dantel örgüsü çok güzel, bilmem ne abla getirmiş eve. Evet. Kulaktan kulağa. İşte bunu hatta word of mouth diyoruz İngilizce. Doğru, bu hep doğru. Akademik dillere geçer. Dilden dile, ağızdan ağza. Ağızdan ağza. Evet. Tamam yine o aktif ama biz bunu artık sosyal mecralarda görüyoruz. Ağızdan ağza metodu. Yani kapıda satış. Kapıda satışın yerini artık büyük e-ticaret platformları eve işte kargoyla, telefonlarımıza yaptığımız kargoyla gelen getirmiş ürünler oluyor. Geldi. Evet. Ya da orada değişim yapıyoruz. Orada ödeme yapıyoruz. Kapıda satış ona dönüştü. Kesinlikle evet. Öyle. Yani kısaca hani özetleyecek olursak bir ihtiyacı aslında satışçı çok iyi yerine getirip doyurabilir. Onun dışında artık hani fark etmediğimiz bile bir şey mağazalara gittiğimizde başımıza gelen bir şey. Nedir o? Şimdi gidiyoruz. Örneğin
önemli bir düğüne gideceğiz ve bir gece kıyafetine ihtiyacımız var. O esnada satıcının devamlı yanı başımızda durması bizi rahatsız edecek. Fakat bizim ne baktığımıza, ne için bir kıyafet aramıştınız diyor mesela, işte gece kıyafeti. Ya size aslında çok güzel bir şey önerebilirim. O zaman bir merak uyandırabiliyor. Ama onun dışında benim konumla alakasız ara ara ürünler gösterilmesi beni rahatsız ediyor. Evet, ve bunu büyük yerler çok fazla yapıyor ne yazık ki. Maalesef. Büyük mağazalar, büyük markalar fazla yapıyor. Hani evet. Özellikle meblası yüksek olan markalar evet. Bunu yapıyor. Evet. Geçen gün de şöyle bir şey oldu. Ben bu baskıdan çok yorulduğum için ve bu tersine bir şey. Ters tepki teper yani tüketiciler algısında. Dedim ki ben kafamda bir ürün var, almak istiyorum. Satış temsilcisinin de telefonu var bende. Ürünü attım. Şimdi onun huyunu biliyorum. Ürünün fotoğrafını mı gönderdin? Evet, kafamda bir ürün kafandaki var. Kafandaki ürünün fotoğrafını gönderdin. Evet. Dedim ki işte buna uygun elinizde çanta modelleri varsa atın. Şimdi diyorum ki şu renkte anladım. İstiyorum. Ama o başka konuyla alakasız bana devamlı fotoğraflar geliyor. En son şunu dedim, ben kahverengi istiyorum. Bir çanta istiyorum. İhtiyacım o yönde. Çünkü o satış temsilcisine şöyle bir yanlışlık gözlemliyorum. O diyor ki ben Selin Hanım'a bu ayda kotamı çıkartayım. Onların kotaları var biliyorsunuz. Tabii. Ne olursa olsun satayım. Şimdi öyle yaptığı yani için... Yani istediği kahverengi çantayı alacaksa alsın ama ben kafasını karıştırayım. Belki yanında bunu da aldırırım bunu diye da düşünüyor. Ya da işte ne olursa olsun bir ürün satayım. Evet. Bu kafada olduğu bu irite için, mi ediyor peki tabii tüketiciyi? Tüketici her zaman bundan kaçar. Ve o bana bunu birkaç kez yapabiliyor. Ben bir süre sonra aynı markanın başka satış temsilcilerinin başka şubelerinden gidip alıyorum. Çünkü orada şunla karşılaşıyorum. Ben beğeninize sunarım. Tabii yine siz bilirsiniz. Oradaki baskı tüketiciyi... Çok agresif değil yani. Evet, tüketiciyi kaçıracaktır ve müşteri olmasına set çekecektir. Siz şunu istiyorsunuz tüketici olarak. Evet, benim ihtiyacım olduğu noktada devreye girsin ve bana yön versin ama onun dışında beni özgür bıraksın. Evet, siz tüketici çünkü özgür olmak evet. ister. Baskıya gelemez. Tabii. Bu sağdan soldan çıkan reklamlar da bu yüzden aslında yanlış. Hı hı. Kafasında yer eder o marka ama gidip onu deneyimlemek istemez. Tüketici bir noktada özellikle şimdinin döneminde deneyimlemek istiyor. Ve işte size özel, işte size uygun. Eğer bunun dışında verilen bir vaat varsa orada da tüketici kendini kandırılmış hissediyor. Yine başka bir örnekten yola çıkacak olursam, ben böyle örneklerle ilerliyorum yani ama... Söz konusu olan alışveriş olduğunda sınırsız örneğin dünya markası Selin Genç Türk hocamızdan. Başka bir örnek daha dinleyelim hocam. Evet. Yine bir gün satış temsilcimi aradım. Ona bazı fotoğraflar attım. Hayır. Satışla yapılan yine bir yanlıştan bahsedeceğim. Tamam. Bunlar web sitelerine koyduğu fiyatla ürünü sergiledikleri mağazadaki fiyattan farklı. Evet. Bu gıda sektöründe de çok oluyor biliyorsun. Evet. Maalesef. Yani mağazanın içinde oluyor tabii web sitesinde diyor değil de. Ki şimdi ben onu web sitesine tüketiciyi yönlendirmek için yapıyorum. Avlamak için aslında bir anlamda. Evet. Şimdi şurada şunu kaçırıyor. Bunlar genelde küçük çaplı firmalar oluyor. Hmm. İşte bu biliyorsunuz bazı büyük firmalar var. İşte yemek sipariş ettiğimiz, çoklu ürünlerin satışa sunduğu e-perakende siteleri. Onlar evet. dışındaki ürünlerden daha KOBİ niteliğindeki evet. kurumlar yapıyor bunu. Şimdi orada zaten amaç ne? Büyük bir mağaza yok görebildiğimiz, gidip deneyimlediğimiz ürünleri. Elle dokunduğumuz bir yer yok. O yüzden zaten ne yapıyor? İşte sana sanal marketten daha uyguna sunuyor bunu. Ama burada sen ürünü deneyimliyorsun. Hı hı. Ve ben sonra onu şey almak istemiyorum webten. Çünkü zaten benim ayak alışkanlığımın olduğu bir yer. Gidip mağazadan almak istiyorsun. Ve mağazadan indirim talep ettik. Biliyorsunuz işte bu aksesuar ürünler, işte ne bileyim kuyumculuk, gözlük. Takılar. Takılar. Bunlar da indirim her zaman uygulanır. Doğru. İndirim uyguladıklarını ifade ettiler. Sonra baktık web sitesinde
uyguladıkları indirim fiyatına satıyorlar zaten. Hmm. Şimdi burada müşteri kendi kandırılmış hissediyor. Tabii, sen bana tabii. o an ürünü ne olursa olsun bu sattın. Aslında müşteriyi itiyor daha çok. İtiyor. Uzaklaştırıyor. Hı-hı. Evet. Ve onu tüketici halinde bırakmış oluyorsun. Hı-hı. Yani müşterin değil artık senin tüketicin oluyor ve o ayak alışkanlığını da kırmış oluyorsun. Bu bir pazarlama deneyimine dönüşüyor ama olumsuz bir deneyim olumsuz olduğu için de deneyimleme. Tüketiciyi uzaklaştırdığında bu kez bunun mutlaka daha doğrusunun yapılması gerekiyor. Aynen öyle ve bu az önce bahsettiğim ağızdan ağza olan bir şekilde hızlı yayılıyor. Mesela ben burada söyledim, bizi izleyen tüketiciler aynı şekilde kendi belki deneyimlerini paylaşıyorlar aralarında. Doğru. Bu şekilde yayılacak bu doğru. bilgilerde. Çok doğru. Güzel örnekler verdin. Gerçekten de daha iyi aslında günümüzü algılamamızı sağladı. Bizi izleyen ben pek çok kişinin de senin verdiğin örnekleri duyduğunda ya da düşündüğünde evet bunu ben de yaşadım. Bu benim de başıma geldi. Ben de bundan hoşlanmıyorum. Selin Hanım'ın verdiği örnek beni de çok irite ediyor dediğinden eminim. Bir ara vaktimiz geldi. Hı-hı. Sevgili Selin. Kısa bir ara verelim. Aranın hemen sonrasında biraz da aslında müşteriyi tanıyabilmek, müşteri odaklı, özel satışlardan bahsedelim. Çünkü bunun da kilit noktaları var. Gerek e-mağazalarda, e-ticarette ve gerekse direkt sıcak satışta. Aslında sizin bir anlamda o sadakatinizin firma tarafından, satışı yapan firma tarafından da çok iyi bilindiğini düşünelim. Bununla ilgili bazı yanlış deneyimlemeler de oluyor. Yine olumsuz bir takım davranışlar var. Benim de belki vereceğim bir iki örnek olur. Sen daha çok tekstil sektöründen örnek verdin. İlginden dolayı ben belki gıda sektöründen örnek veririm. İlgimden dolayı. İkinci bölümde onları da sevgili seyircilerimizle paylaşalım, olur mu? Değerli izleyenlerimiz, Kent ve Ekonomi'de konuğumuz doktor öğretim üyesi akademisyen Selin Gençtürk hocamızla kısa bir aranın ardından Kent ve Ekonomi canlı yayınımızda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Konumuz elbette ki geçmişten günümüze uzanan, değişen, farklı yönlere evrilen pazarlama stratejileri ve satış, satış odaklı deneyimler, biraz daha internet tabanlı alışverişlerde Selin hocamız ilk bölümde çok doğru örneklerle bizi yönlendirdi. Kısa bir aranın ardından yine örnekleri çoğaltacağız. Lütfeder bizi izlemeye devam ederseniz. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürüyor sevgili seyircilerimiz. Manisa Televizyonu ekranında Kent ve Ekonomi canlı yayınımızda haftanın bu ilk iş ve işlem gününde konuğumuz doktor öğretim üyesi akademisyen Selin Gençtürk hocamızla satış ve pazarlama stratejilerini konuşuyoruz. Satışın kilit noktalarını konuşacağız şimdi. Ben mesela gıda sektöründen bir örnek vereceğim demiştim. Harika. Verelim. Belki başka bir programda da bundan söz etmiş olabilirim ama şimdi eski deyimle müdavim olmak diye bir kavram var biliyorsun. Bir yeri çok sevdiğin zaman, bu bir restoran olabilir, bir kafeterya olabilir, başka bir mekan olabilir. Oraya hep gitmek istersin. Hatta hep oraya gitmenin de ötesinde, orada gittiğinde oturduğun masa bile bellidir. Orada olmak istersin. Kendini orada iyi hissedersin, rahat hissedersin. Aileden biriymiş gibi hissedersin. Evinde kadar rahat olur. En sevdiğin insanları da oraya götürmek, oranın ambiyansını tanımalarını, görmelerini istersin. Ve dolayısıyla sen artık oranın müdavimisindir. Şirket sahibi, işletmecisi, her kimse onlarla artık bir dostluğun oluşur. Sadece ticari ortaklıkların dışında kişisel ortaklıklar da gelişebilir zamanla. Arkadaşlık, dostluk ilişkisi kurulabilir aranızda. Fakat bir noktadan sonra bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Avrupa ve dünyayı bilmediğim için bu konuda bir ahkam kesemem ama da yorum yapamam. Bir yere müdavim olduğunuz zaman İstisnalar kaideyi bozmaz. Mutlaka istisnaları vardır ama işletmeci ya da mekan sahibi bir süre sonra nasılsa bizim oğlan, nasılsa bizim kız çekmeye başlıyor size. Hani kesinlikle esnaf deyimiyle. Ya onun işte siparişini biraz geç götürsek de olur. Onun siparişi biraz soğusa da nazımız affeder. Geçer. Bizi affeder. Hani bu çok ekstrem durumlarda elbette ki nazımız geçer birbirimize. Bunu
kabullenebiliriz ama bir süre sonra bu bir alışkanlığa dönüşmeye başladığında, nasılsa müdavim, nasılsa hep geliyor, nasılsa cepte, nasılsa bizim oğlan, bizim kız diye size davranılmaya başlandığında, sizin satılan ürünü, size sunulan ürünü satın alma hevesiniz kaçmaya başlıyor. Ve dolayısıyla siz o algıdan biraz daha uzaklaşıp yeni bir yerler aramak zorunda hissediyorsunuz. Başka bir yer bulayım, orada kendimi rahat hissedeyim, oranın müdavimi olayım. Ta ki oranın müdavimi olduğunuzda yine öyle bir durumla karşılaşana kadar. Bu biraz sanırım yaygın ve problemli bir aslında satış durumu. Tıpkı satış sonrası hizmet gibi problemli bir durum değil mi? Evet, çünkü ne olursa olsun satılır zihniyeti var. Yani özellikle bizim ülkemizde çok var. Ne yaparsam yapayım o alır, tekrar bana alır, gelir. Evet. Alır. Zaten bunu kuaförler çok yapar. Öyle mi? Hmm. Evet. Hmm. Daha çok bunu çok kurumsallaşmamış işletmeler yapıyor ne yazık ki. Mahalle işletmeleri dediğimiz, kesinlikle KOBİ öyle dediğimiz. Ama bir telekomünikasyon firması da bence bunu yapıyor. Öyle mi? Zaten diyor ben müşteri sadakati yakalamışım. Yakaladım. Türkiye'nin her yerinde en iyi benim, çeken diyor. İstasyonlar bana ait vesaire. O yüzden benden vazgeçemeyecek deyip ona göre işte hizmet kalitesini aşağı çekebiliyor. Aşağı çekiyor. Ne yapıyor? Fiyat politikası kesinlikle yüksek. Ve devamlı bir şeylerin arttığını görüyorsunuz. Hı hı. Yani işte SMS'ini değiştiriyor, kullandığın internet paketini yükseltiyor, fiyatını. Evet. Zaten o kadar yavaşlıyor ki belli bir süre sonra seni arıyor tekrar müşteri temsilcisi. İşte internetimiz şöyle çok bir premium paketimiz var. Premium'a geçin. Ve bunların önünü alamıyorsun. Çünkü o da diyor ki ben aslında pazarın lideriyim. Bahsettiğim gibi ya pazarın sen benden lideri vazgeçemezsin ya diye düşünüyor. Tekelci evet. Zihniyet. Evet. Ya da mahalle arası çok kurumsallaşmamış. Olmuyor. Kuaförlerde de ama dediğin gibi çok nasılsa artık ayağı bana geliyor. Alıştı. Bundan sonra çok başka eskisi kadar özenmesen de olur. Çünkü kadınlar çok kuaförünü değiştirmek istemez. Güzellik salonlarını değiştirmek de istemez. Bizde de vardır o. Biraz kadınların daha meblağları yüksek elbette, olduğu için elbette, güzelliğe tabii, harcadığı tabii, ürünler. Ondan bu tür satışlarla elinde tutabileceklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar. Çünkü artık eskisi gibi işte ne yaparsam yapayım satıcı değil. Herkesin bir şansı var. Sadece üretici olmak yetmiyor. Hı hı. Yani benim elimde ürünüm var, hizmetim var ve ben iyi ürün üretirim demekle olmuyor. Çünkü yine bahsettiğim gibi deneyimlerini satın aldığı yerlere, hizmetlere, ürünlere yönelmek istiyor tüketici. Çok doğru. Hı hı. Yine aynı şekilde mesela bir ev hanımına kalkıp iş hanımına sattığımız, iş kadınına, iş insanına sattığımız bir ürünü satamayız. Yani ben o tüketicinin hedef kitlesini belirleyeceğim ve onun yaklaşımıyla ürüne, hizmete yaklaşacağım ve o şekilde ben bana soru sorduğunda cevap vereceğim. Aksi takdirde ne olur? Yanlış bir segmentasyon yapmış olurum. Değil mi? Ya pazara hakim olmamış olurum. Şimdi birkaç hafta önce bir konum vardı belki bahsetmişimdir. Büyük okulda markalar mı? İşte özellikle işte Nişantaşı'nda işte yurt dışında Paris'te, New York'ta çok ünlü markaların önünde kuyruk görürüz. İçeri onlar kişi sayısıyla alır. Şimdi Covid'den öyleydi. Pandemiden önce de mi böyleydi? Önce de böyle. Hmm. Neden peki? Gerekçe? Çünkü şöyle, diyor ki içeride kapasite 10 kişilik. Ben diyor, o kişi ismini yazdırsın bana. Ve sen işte elinle tutup o ürünü denemiyorsun. Seninle ilgilenen, uluslararası pazarda o ürünlerin hangi numarası var, hangi modelleri var? Onlarla birebir ilgilenen satış temsilcileri var. Size her birinize bir satış temsilcisi düşüyor o zaman evet, içeride. Evet. Sen o içeri girdiğin zaman o çantayı, ayakkabıyı, kemeri kafana göre eline alıp deneyemiyorsun. Anladım. Evet. Sana şu izlenimi veriyor. Sen özelsin. Değerlisin. Değerlisin. Sen de o sırada beklediğin için psikolojikman şunu hissediyorsun. Ha, ben bunlardan deneyeyim, alayım. Hani mağazalara girip almadan çıkabiliyoruz ya.
burada sana aslında içten içe bir baskı yapıyor. Doğru, bir psikolojik baskı. Bak seninle o kadar ilgilendik. Kes ilgilendik. Özel sen o ürünü istiyorsun ve yani işte, almadan mı çıkacaksın canım? Almadan mı çıkacaksın? Yani sıraya aldık, senin ismini yazdık. Evet. Hele yurt dışına daha da büyük kuyruklar görüyorsunuz. Özellikle işte bu Milano'da, Paris'te tekstil, evet, değil mi? Evet, Araplar, işte zengin, Çinliler falan inanılmaz oluyor o kuyruklarda. Destinasyonlar, evet. İsimlerini yazdırıyor insanlar. Bir sırf içeride hizmet, özel hizmet alabilmek özel için. Özel hizmet almak için içeri giriyorsun, kahveni veriyor. İstediğiniz sodayı, özellikle soda. İşte başka istediğiniz bir şey var mı? İlgileniyorlar tekrar. İlgileniyorlar. Özel bir sunum eşliğinde. Şimdi ne yapıyor? Sen premium müşterisiyim ben o zaman diyorsun. Bu çantayı ya da ayakkabıyı ben yakından görmediğim fırsatı yakaladım. Yani mağazaya girip zaten öyle bir bakınman mümkün değil. O yüzden diyorsun ben bu ürünü alacağım listeye eklemeliyim ya da hemen almalıyım. Çünkü şunu diyor. Sadece bir tane var. Bundan başka yok. Satışını kesinlikle bu şekilde yapıyor. Bu markalar dikkat ettiğiniz zaman bu işte bayram indirimi, yaz indirimi, kış indirimi, sezon indirimi yapmazlar. Olmaz onlarda, evet. Hiçbir zaman indirimi yoktur. Evet. Tek tip fiyat politikası vardır. Aynen, tek tip fiyatları var. Ve uluslararası işte web sitelerine girdiğinizde para birimine göre değişir ürün fiyatları. Elbette. Yine uluslararası para birimi demişken yine satışla ilgili yapılan bir şeye geleyim. Biliyorsunuz bizde devamlı kurlar oynuyor. Hı hı. Ve ne yazık ki üretimi bizde yapılan ürünlerin üstüne yabancı markalar geldiği etiketler için yapıştırılıyor. Evet. Euro ve dolar bazlı ürünler geliyor. Doğru. Şimdi bu büyük markalar fiyatlarını hemen arttırıyorlar. Yani kur oynattıklarında. Dan dolayı. Yani sen bir ay içerisinde o mağazada daha önceden 10 kuruşa alacağın bir şeyi bu ay sonunda 15 kuruşa alabiliyorsun. Bu tüketicide ne gibi sıkıntıları yol açıyor? Yani öngöremiyor bir defa her şeyden önce. Göremiyor. Daha önce işte 1 birim yapacaksa, 10 birim yapacaksa satışı 5 birime iniyor. Hı hı. Bununla da bilinçli olmayan bir satış temsilcisi varsa az önceki baskı metoduyla, hı hı, ne yapar? Kandırmış olur biraz karşı tarafı. Çünkü işte şunu demeye belki başladılar. Belki o gün için satar o ürünü ama bir daha sizi kolay kolay çekemez. Yarın işte euro ve dolardan etkilenecek, hemen alın. Hı hı. Yani burada da bir satış stratejisi var. Baskı. Alttan alta imalar. Bu eski usul kur bir bahane etmek yine burada. Evet. Ne yazık ki bu yapılan yanlışlar. Şu da olmuyor mu? Evet, yani kurda oynaklık var ülkemizde. Doğru. Ama şu da olmuyor mu? Kur aşağı gittiğinde fiyatlarını aşağı ne yazık ki yönü güncellemiyorlar. Öyle değil mi? Yani böyle veyahut da kur sabitlendiğinde yine fiyat arttırmaya devam ediyorlar. Yani aslında o kur biraz da bahane oluyor onların fiyat artışları için. Bir de yine bu büyük markalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar ne yapıyor? İşte sen bej üyesisin, platin üyesisin, gold üyesisin. Sınıflandırıyor. Sınıflandırıyor. Yani evet, aslında premium müşterisi ama premiumun da premiumu var diyor. Sen buradan şu kadarlık alışveriş yaparsan senin bu premium işte gold kartını şu kadar puan yüklenecek. Yani senin ayağını bir daha o markaya almak için alıştırmış oluyor. Seni bağlıyor bir anlamda oraya. Yani buna bir işte ticket da diyebiliriz, buna işte bir kart da diyebiliriz, buna sanal bir para da diyebiliriz. Bir bonus diyebiliriz. Bonus diyebiliriz. Buna gibi farklı farklı ek imkanlar sunmaya başladılar. Bir ürünü sattırmak için satış stratejilerinden yine birisi daha eklendi. Anladım. Daha önceden ne oluyordu? İşte bir markete, bakkala gittiğimizi düşünün, eski usul. Böyle bir şey yoktu. Ama şimdi gittiğimizde diyor ki telefon numaranız var mı? Telefon numaranızı alalım. Size özel işte arkadaki ürünler şu kadar indirime giriyor. Evet. Almak ister misiniz? Size mesaj gönderelim daha sonra. Tamam, istemiyorsanız işte X kartınıza şu kadar para yüklenecek. Bu aya özel şu ürünler var. Cep telefonunuza mesaj gelecek. Doğru. Gibi satış stratejileri gün be gün değişiyor. Evet, değişiyor. Çok aslında kapsamlı bir konu. Başta da söylediğimiz gibi sevgili Selim, benim de vereceğim birkaç tane örnek vardı ama bugün artık pek zamanımız kalmadı ona. Olsun.
satış üzerine nasılsa başka programlar yapacağız bundan sonraki süreçte. Yine daha güncel konular da olur. Veyahut da işte internet dünyasındaki, e-ticaret dünyasındaki yenilikler, gelişmeler bize farklı kapılar aralar. Farklı mecralar sunar. Bugün farklı satış mecralarını, kanallarını mesela konuşamadık. Farklı pazarları konuşamadık. Ama başka örneklerle inşallah bir başka programda satışın diğer yönlerini de yine sevgili seyircilerimize anlatma şansı buluruz. Tabii senin burada verdiğin o güncel örnekler, birebir canlı örnekler konuyu kavramsal anlamda daha iyi kavramamızı da sağlıyor. O nedenle değerli. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu haftada bizi kırmayıp hafif de olsa böyle birazcık sağlık sorunun küçücük bir şeyle olmuş olsa da geldiğin için hiç de hissettirmedin, belli etmedin bizi o her zamanki nezaketinle. Ben başarılarının devamını diliyorum. Okuldaki derslerinde de genç kardeşlerimize çok güzel işler yapıyorsun. Takip ediyoruz hep birlikte. Onların da inşallah çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Kolaylıklar ve iyi şanslar diliyoruz sana. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol her şey için. Her zaman. Sevgili seyircilerimiz, konuğumuz doktor öğretim üyesi Selin Gençtürk Hanımefendi ile bugün pazarlama stratejilerini konuştuk. İlk bölümde birazcık böyle programın başında hani geçmişe de götürdük sizleri, o kapıdan ödemeler, bohçacı teyzeler dönemine. İyi oldu aslında. Nostalji yaptık. Çocukluğumuzun o güzel renklerini, güzel anılarını hafızamızda bir canlandırdık. Ama sonrasında bütün acımasızlığıyla o günümüz pazarlama stratejilerini tabii ki konuşmak gerekiyordu. Başka örnekler de var. Sonraki programlarda umarım ki onlara da değinecek fırsatı buluruz. Teşekkür ediyoruz yaklaşık 50 dakika süreyle bizlere ekranlarınızın karşısında eşlik ettiğiniz için. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hepinize, sevdiklerinizle, gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın efendim.